Ve kardeşler, bir örnek daha, sadece akıllarımız dursun diye, sadece ve sadece bir kere daha hangi Allah'ın kuluyuz şunu iyi düşünelim diye Tegabun suresinin 14. ayetine yine kalbimizi açalım. Kulaklarımız dursun. Yüzlerce binlerce defa bu ayeti dinledik zaten. Ama bir kere de kalbimiz dinlesin. Buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, biziz değil mi? Elhamdülillah. İnne min ezvacikum ve evladikum, sizin eşleriniz ve çocuklarınızdan aduven lekum, düşmanlarınız olabilir size. Fehzeruhum, dikkat edin düşmanlarınıza. Eşiniz sizi cehenneme sürüklüyor olabilir. Seni delirtiyor olabilir. Oğlun sana dünyayı zindan ediyor olabilir. Kızın açılıp saçıldığı için sana hayat yaşanmaz hale gelmiş olabilir. Camiye gitmeye utanabilirsin çocuklarından dolayı. Çocuğunun sana açtığı borçlardan dolayı herkese borçlu hale gelmiş olabilirsin. Evlat bu, eş bu, kocasıyla karısıyla eş bu. Düşmanın olabilir, düşmanın yapmadığını da sana yapabilir. Evladın yaptığını sana düşman yapmayabilir. Fehzeruhum, dikkat edin, düşmanınıza dikkat edin. Sonra buyur ya Rabbi, bitti mi Tegabun suresinin kalplerimize dinlettiğimiz 14. ayeti bitmedi. Ve in ta'fu ve tasfahu ve tevfiru. Eğer şu düşman diye kendisi ilan etti ya Allah, sana düşmanlık yapıyor eşin, oğlun kızın sana düşmanlık yapıyor dedi ya Allah, siz yine babalığınızı, anneliğinizi gösterip affederseniz çocuklarınızı, kalplerimiz bir söz dinlesin Allah'tan. Kendi evlatlarını diri diri gömen vahşi müşrik Mekkelileri eriten ayetleri dinliyorsan işte. Peygamber duasıyla, mucizelerle, gökten inen Ebrehe'yi helak eden meleklerle Allah düzeltmedi onları. Kur'an ayetleriyle. Kur'an eritti, kalıbı koydu, meleklerden daha güzel hale getirdi ashab-ı kiramı. Ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru, şu benim size düşman dediğim, şu hanımlarınız, kocalarınız başınıza bela olabilir, düşman olabilir. Fehzeruhum, dikkat edin onlara ha, dikkat edin onlara ha. Ben uyardım, Allah uyardı. Ya düşman diyen Allah, buna rağmen eşini ve çocuklarınızı affedersiniz, görmezden gelirsiniz, bırak bir daha yapmaz derseniz, fe innallaha gafur rahim, Allah da sizi mağfiret edecek. Taşlaşmış ve kapitalist mantığa yakalanmış ve Kur'an'dan etkilenmez hale gelmiş kalplerimiz duysun bunu. Yatağa girdiğin ve cinsel zevk yaşadığın karına karşı, sana işkence yaptığı zaman, sana zulmeden kocana karşı işkence yaptığı zaman, sana hayatı çekilmez hale getiren oğluna, kızına karşı, sana azap eden kendi doğurduğun ve beslediğin çocuğuna karşı beddua etmez,
dayak atmaz. Bağışlarsan Allah olarak ben de seni bağışlayacağım. Senin ailende huzur bozulmasın diye sabreden bir baba olursan, Nuh gibi 950 sene evladının düzelmesi için beklersen, Allah'ın sana sözü, ben de seni affedeceğim.